Evet arkadaşlar, Erkan Davulcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de köyümüzde biraz mesafe var. Bir 3 kilometre belki yakın, belki daha fazla, belki daha az olabilir. Oradan su getiriliyor. Köyümüzde çeşmeler bulunuyor, 2 tane. Şu anda ben de oraya gitmek için yola çıktım traktörümle. Traktörle şu an derede kaldım. Derede kaldım derken yol bitiyor. Çünkü dere olduğu için her taraf kayalık, görmüş olduğumuz gibi. Traktörün altı değiyor kayalara. Bayağı bir masrafa geldim. Ben de traktörümü de orada bıraktım. Şimdi bizim köylülerin yanına doğru inşallah gideceğim. İnşallah da onları bulurum. Çünkü bazı biraz işlerim vardı bende. Sabahtan gidemedim. Şu anda saat 5 civarı. 29 Eylül 2018 yılı. Evet. Şöyle. Buradan traktör geçmiş ama büyük ihtimal büyük traktör geçmiş. Benim traktörün altı değiyor. Altı değmiyor. Önündeki ağırlıklar değiyor. Bakalım, şöyle buradan hareket gitmeye çalışacağım inşallah. Gidinceye kadar da sizlere kısa kısa videolar çekeceğim. Bizim buraları göstereceğim. Buralarda aynı bir vadi gibi diyelim, uzayıp gidiyor. Evet, şimdiden herkese iyi seyirler. Evet, yürümeye devam edeyim arkadaşlar. Yürürken çekemiyorum. Nefes nefese kaldığım için biraz yürüdüm, şöyle 50-100 metre. Şöyle tam fotoğraf çekme zamanı. Akşam güneşi çok güzel tepeye vurmuş. Bayağı var burada. Hiç ses soluk yok daha. Kimsenin sesi gelmiyor. Bakalım inşallah yavaş yavaş gideceğim. Bayağı da yol var. Böyle gidersem akşama onların yerine varırım. 5 dakika durmadan geri dönerim. Böyle gidişle. Traktör gitseydi iyiydi ama buralardan benim traktörün geçmesi imkansız. Derelerden. Ben yakındır. Kaç senedir buraya? Bayağı ben 2011 yılında gelmiştim ben. Rıfat'la beraber Keskin'le. Yanlış hatırlamıyorsam burada ava gitmiştik. Öylesine gezmek için. O zaman biraz daha sağlık durum benim iyiydi. Kalp hastalığı falan yoktu. Şimdi tabii kalp hastalığı var, nefes darlığı var. Fazla da yürümek beni zorluyor. İnşallah güzelleşmiş, daha yeşil olmuş. O zamanlar çamlar daha yeni dikilmişti, ufak ufak. Çamlar da maşallah büyümüş. Güzel olmuş. Bu taraf Bük Köyü da oluyor. Bu tarafta karşı köy oluyor. İşte aradan bir dere geçiyor. Evet. Traktör geçmiş arkadaşlar. Büyük traktör gitmiş. Yolu oralarda çizmiş. Evet. Ben de yavaş yavaş gideyim. Biraz konuşmayalım şöyle. Ormanı göstereyim size. Çoğunlukla gürgen ağacı var. Meşe ağacı var. Meşe ağacı da var. Gürgen meşe. Evet. Bu tarafta da yeni çamlar dikildi. Onlar var. Evet. Şöyle devam edelim. Evet. Böğürtlenlerde. Artık zamanı geçiyor. Kıpkırmızı maşallah. Biraz yürüdüm. Şurada Dönemeç'te çekmiştim video. Şimdi devam ediyorum. Bayağı bir yorucu. Valla kayalıklar falan. Yavaş, buradan traktöre gitmiş. Büyük ihtimal motora gitmiş. Evet. Benim traktörün altı değiyor. Çünkü buralardan geçmişler. Traktör izleri var. Ben de devam edeyim. Evet, biraz yürüdüm bayağı. Vallahi yanlış görmüyorsam şurada bir çıtırtı var. Duymuyorsam buradan da traktör geçmiş, izi var. Kayalar mayalar. Valla kayaya bak. Büyük kaya. Oğlum ne var orada? Şşt. Allah çıtırdı bu orada. Ayı mayı vardır. Elimizde boş. Kaçamayız da. Helal kuş. Allah orada. Yaşınıyor. En iyisi ben eğlenmeye fazla gideyim. Yorulduk be, yorulduk. Çok güzel yeşillik arkadaşlar valla. Yazın daha güzeldir burada. Dedim ya. Dediğim gibi bir 8 yıl olmuştur. 7-8 yıl olmuştur bu tarafa gelmediğim. Çünkü sağlık durumundan dolayı gelemiyordum. Bugün şöyle geldim, yani bahane oldu. Bana da zaten bir şey bahane olmayınca gidemiyoruz bir yerlere.
Evet, yavaş yavaş devam edelim. Evet, yavaş yavaş suyu da görmeye başladık. Suyun kaynağı. Evet. Bunlar da su da giriyor. Tabii kuyuya gelecek su işte. Kaynağı da bu. Oradan maşallah çok güzel su çıkıyor. Ok başka köyden. Orayı köle köy diyorlar. Yanlış hatırlamam inşallah. Yanlış da söyleyebilirim. Birazdan inşallah varırsam yanlarına bizim köyleri soracağım. Evet. Su da maşallah akıyor. Ben de vallahi değnek bir elimde baston, bir elimde kamera. Bende bir çeken olsa vallahi tırmanmaya çalışıyoruz dağlara. Dağlar, dağlar. Kardeşim. Anam. Uf. Nereye yukarı gidiyor bakalım. Ya kurda tek geleceğiz ya kuşa tek geleceğiz. Anam bismillah. Uf. Ay. Evet. Dereye yukarı gidiyoruz. Dereden çıksak. Anam yılan bulamam ki. Yok da mı? Kış günü yılan ne arar? Hadi belki neyse. Bir selam ver geçiyoruz. Neyci? Kavga mı edeceksin yılanla? Elimizde bir değnek var. Al da kafama vur bunu. Ana. Evet, suyun kaynağı burada çok oluyor arkadaşlar. Biraz daha su toprak içine çektiği için suyu alttan süzüyor. Ta aşağılardan çıkıyor. Traktörle geldiğim yerde bile bu su görünmüyordur. Bu toprak yer çekiyor. Toprağı, başka yerlerden çıkıyor su. Evet. Bayağı bir mesafe geldim. Şöyle dağları göstereyim. Oy. Yoruldum. Evet. Hay maşallah. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Burayı göstermek istedim size. Çünkü bu dereye sel geldiği zaman nasıl şiddetli olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğümüz gibi dağın içini tepenin yani tepe diyelim. Tepenin içini nasıl oymuş. Yani bura büyük bir dere. Yukarılara tepelerine geldiği zaman sel bayağı bir çay gibi akıyor. Burada da işte bizim o gelen köydeki su boruları var. Bazı dere noktalarında, gümrü yerlerinde. İster istemez tabii su da çok olunca boruları çıkartıyor. Borular su yüzüne kalınca darbe alıyor. Demir boruları bile kırıyor. Yani o şiddetli. Eskiden köyümüze bu içme suyu buradan gelirdi. Şimdiki köyümüzün içinde ovadan çıkıyor su. Nur gibi o da çok güzel. İnşallah bu suyu da köyümüzde bulunan iki tane çeşmenin içine sokulacak. Allah göstermesin elektrikler gittiği zaman su yok. Ama bu elektriği istemiyor. Bu inşallah çeşmelere bağlandığı zaman Allah inşallah günleri görürüz. Çekelim size de. İçmeyi nasip eder. Dediğim gibi çekimlere devam edelim. Bayağı çok konuştum, yoruldum. Gördüğünüz gibi borular derelerin içinde kırılmış, yukarılardan gelmiş bu galiba. Yani eski mesela bundan 15 sene önceki belki 20 sene önceki borular bunlar. Kırılmışlar. Su da gelmişler. Belki bu yeni boru olabilir. Dediğim gibi devam edelim. Şurada oluk var. Oluğa yaklaşayım ben. Su içmeye doğru bir dedim. Su içeyim. İnşallah suyu vardır. Olması lazım. Çünkü derede su var. Bakalım. O oluk da eski. Nereden gördüm derseniz. Söğürt ağacını gördüm. Söğürt ağacının dibinde oluk vardı. Orada Rıfat ben. Keskin fotoğraf çekmiştik. Keskin şu an su akıyor. Abi benim bir GoPro almam lazım abi. Uf. Fotoğraf makinesi ağır oluyor elimde. Vallahi arkadaşlar ya sağlık durum iyi olsun benim. Vallahi daha da işte gezeceğim de işte sağlık durumundan dolayı gezemiyoruz. Allah'ım onu da şükür. Buraya kadar çattık, nerelere geldik olsun. Göstereyim. Bir takipçim Erkan Bey demiş. Ya artık şöyle dağ taş göster bize, yeşillik göster. Ola kameramın aldığı kadar görüntüler inşallah sizlere arkadaşlar aktarmaya çalışacağım. Erkan Davul çekimleri YouTube kanalımda abone olmayı unutmayın. Sizler için çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah geleceğe bir an olarak kalır. Buralarda hatırlanır. Evet, Süvürdü ağacı orada. Yanına doğru gideyim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Oluk'a da geldim. Oluk şu anda az akıyor. Damlı damlı akıyor buradan. Su yok ama suyu çok güzel. Nereden desin Erkan Bey? Bir tane yosun yok. Bir yeşillik suyun içinde. Ya yeni temizlenmiş ya da suyun temizliğinden arkadaşlar bazı sular böyle dağlarda bulunan yeşil su, yeşil yosun yapar böyle. Kenarların üzerinde olur. Maşallah bu suyumuz güzel.
Evet, Bolu'muzda çekilen burası. Bolu'nun ismini ben tam olarak biliyordum ama dediğim gibi geçmiş gün unutuyor insan. Tam mevkisini göstereyim şöyle. Evet. Şöyle Söğüt ağacımızı göstereyim. Evet, bu Söğüt ağacında kimler gelmiş, kimler geçmiştir. Kimler buralarda koyun gütmüştür, kimler buralarda hayvan gütmüştür. Kimler gelmiş, kimler geçmiştir. Şu anda buralara hayvan gütmeye gelen pek yok. Yani az daha sayılır. Çünkü köye bir mesafesi var. Dağlık, taşlık. Hayvanlara ayar acıyor. Burada bir yazı var. Daha önce ben bu yazıyı okumuştum ama çok belli olmuyor. Ne istiyor? Şöyle göstereyim size de. Evet. Şöyle bir fotoğrafını alayım. 1900 ben 53 görüyorum ama belki yanlış da görebilirim. 1953 galiba. Şu 5'e benziyor. Şurada da 3. Bir sene diyor. Evet, doğru. Sene 1953 de yapıldı diyor. Yapılmış. Yapıldı diyor. Evet. Evet. Yapanlardan Allah razı olsun. Kimin emeği geçtiyse. Şuradayken hayvan gelmese de kurt, kuş, hayvanat su içer. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Evet. Burası da Bük köyüne bağlı. Bu taraf Bük köyünde bulunuyor Boğuluk'ta. Karşı tarafta bizim köye bağlı oluyor işte. Yani sınır bölgesi Bük ve Karşı köyü ayrı köyler. Zaten aralarında işte dediğim gibi bir dere geçiyor. Bir ırmak var. Öyle yani. Zaten hep de birleşik, eş dost, akraba zaten hep bir yerden. Yani ama işte şey olarak değişiyor. Ad olarak. Evet, görmüş olduğumuzu. Olduğumuz da bu şekilde arkadaşlar. Sizler için çektim olduğumuzda. Maşallah suyundan içsem oluk da temiz ama evet. Burada Rıfat falan Keskin falan eğilmiştik. Burada fotoğraf çekilmiştik. Su içmiştik. 1900 pardon 2003'tü galiba. Öyle bir şeydi. Pardon, 2003 ya. 2011 2011'di. 2003 çok erken gittik. Evet, inşallah o fotoğrafı da sizlere ekran koyabilirsem, yerleştirebilirsem o fotoğrafı da yerleştireceğim. Evet, şimdi ben herhalde onun bizim köylerin yanına gitmesi benim bir saati bulacak galiba. Bayağı bir gittim mesafe. Yoruldum. Daha yavaş yavaş devam edelim. Evet arkadaşlar, bizim köylerin kaldığı yeri buldum. Şu anda burada bırakmışlar. Tüplerini falan. Göstereyim şöyle. Evet, burada yemek yemişler. Şöyle dala asmışlar. Malzemelerini kurt kuş zarar vermesin diye. Görmüş olduğunuz gibi. Bayağı bir yaklaştım galiba. Saati göstereceğim size. 5'ti galiba benim yola çıktığım. Bakayım saati. İyi. 15 dakikada buraya çıktım. Bayağı bir şey ettik. Azaldı. Çeşme de oradaydı. Gösterdim demek ki çeşme. Şöyle. Evet. Yavaş yavaş devam edeyim. Galiba yaklaştı bizim köylere. Ses gelmiyor ama bakalım. Evet arkadaşlar. Dereden çıktım şöyle. Düzlüğe buradan traktör gitmiş. Bunlar demirlerde eski su boruları suyun geldiği noktadan geliyor. Yavaş yavaş gidiyorum ama oy daha bulamadım ya. Yemek yedikleri yer tamam da azıklar orada duruyor. Oy. Anam. Ne lan bu? Epey varmış valla. Dereden yukarı çıktım biraz.
Burada yol varmış. Eski yol. Burası bir zamanla gidip gelinmeyince kapanmış. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. Evet arkadaşlar. Sonunda bizim köyleri buldum. Şu anda oraları oluyorlar galiba. Yanlarına yavaş yavaş yaklaşacağım. Çünkü oradan devam edeceğim inşallah.